8 proje açılışı ve bir dizi ziyaret için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası işbirliğinde İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje onayıyla hayata geçirilen Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin resmi açılış törenini yaptı. Yapmıştık ama buraya da gelerek kurdelesini kesmek istedik. Burası bir kadın girişimcilik merkezi. Burada kadınlarımızın iş fikirlerini hayata geçirmeleri için kendilerine her türlü destek, mentörlük, danışmanlık hizmeti veriliyor. Ve buradan önümüzdeki dönemde çok başarılı hikayelerin çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Ve bu temennilerle kurdelemizi buradaki hanımefendilerle birlikte kesiyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezimiz şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Üzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve iş insanı Adil Sani Konukoğlu eşlik etti. Kumumuz biraz bağımlılık yapıyor. Özellikle biz doğal yapmak... İçine bir şey katmıyorsun değil mi? İçinde aslında şöyle, şeker, nişasta ve kuru yemiş. Ve bu konuda lokumlarımız kesinlikle doğaldır. Bunlar kesik mi? Bunlar şu an kesik. Yan tarafta kesilmiş sunumlarımız da var. Yan taraf... Kagidem'de lokum üreten bir kadın girişimciyi de ziyaret eden Bakan Mustafa Varank, üretim hakkında bilgiler aldıktan sonra elleriyle kestiği lokumları gazetecilere ikram etti. Kim almadı, beğendiniz mi? Nasıl? Çok güzel. Hafif değil mi? Hızlıklı arkadaşlar. Kim almadı? Evet, kim almadı? Tamam, yok, biz kendi işimizi hallettik. Sen aldın mı? Sen aldın mı? Sen aldın mı? Almayan var mı buradan? Ben almam Sayın Bakan. Sen al. Teşekkür ederim. Evet, başkan buyur.